Hepinize selamlar Fransa Umut Aykanalı'nın güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Niye? Bugün bomba yanımda... Bomba gibiyiz. Niye evet. Bomba gibiyiz? Yanımda Uluç var. Bugün serimizin 5.'sini çekiyoruz. Sevgili Uluç'la beraber ne isterse oynayacağız. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok güzel yerler var. Planladın mı hepsini? Planladım. Hepsi hazır. Süper. Liste hazır. Liste hazır. Evet. O zaman ilk ne yiyoruz? Kuymak yiyelim. Kuymak yiyelim. Evet, kuymak köfte yiyelim. Köfte yiyelim. Akşama tamam. Köfte yiyelim. Kuymak yiyelim, köfte yiyelim o zaman. Öyle o zaman karşılaşı yapalım. Orada o görüşürüz. Zaman orada görüşürüz kardeşlerim. Şimdi köfte yemeye geldik evet, kral. Evet, geldik en sonunda. Temel Reis'e geldik. Zeynep Kamil'le bulunan Temel Reis'e geldik. Kuymak adamın mekanına geldik köfte yemeye. Sen de daha önce yedin sanırım yedim, burada. Yedim evet, çok güzel. Tekrardan yemek istedim. Yiyelim kral. Tamam. Yiyelim kral. O zaman arkadaşlar hadi köfte yemeye doğru geçelim. Bak şimdi. Köfte çok güzel falan biliyoruz da. Bence Uluç az az çok çok yiyelim. Evet bence de. Sen de yemeği çok seviyorsun biliyorum. Bahsettin çünkü videodan önce işte konuştuk falan. Yemeği sevdiğini biliyorum. Ben öyle düşünüyorum. Kuymak falan. Yiyelim. Yiyelim ama mi kuymakta? Bir kuymak bir köfte. Bir porsiyon evet. Köfte söyleyelim. Bir porsiyon. Çıkamayız yani. Bir porsiyonla kuymak yiyelim çünkü buranın harbiden. Kuymağı da çok güzel. Kuymağı arkadaşlar var ya efsane. Evet. Ben burada işte şeyi çekmiştim. Sahur yapan mekanlar falan. Fiyat performans sahurda yıkılıyordu. Evet. Yıkılıyordu. Kahvaltısı falan da güzel buranın ya. Kahvaltımı yapsaydım. Olabildiğince gelmeye çalışıyordum. Gerçi burada kahvaltı yapsak biz başka hiçbir şey yemeyiz. Bugünü bitiririz. Bugünü bitiririz evet. Hiç gerek yok. O zaman bir köfte söylüyorum. Bir tane de bir porsiyon. Bir porsiyon. Köfte, bir porsiyon kuymak. Çünkü doymaya değil, tatlıya geldik. Uluç'un bir hikayesi var. Kinova böyle dalyan gibi ama arkadaşlar. Adamın yarısı yok. Yani bir yarısı daha varmış önceden. Bir insan çıktı içimden. Çıktı yani, çıktı değil öyle. Mi? O zaman yemekte konuşalım onları. Konuşalım. Tamam mı? Yemeğimiz geldiğinde. Yemeğimiz geldiğinde biz de buradayız kardeşlerim. Kral. Efendim abicim. Kuymak adam. Tanıştırayım. Evet. Sevgili Serhat Bey. Biz doymaya değil tatmak istiyoruz. Onun için bize bir porsiyon köfte, biraz da kuymak. Biraz. Little in the middle. But little into the middle. Tamam, kral. Sadece de bir piyaz yapayım yani. He? Köfte piyaz yaparız. Tamam. Sonra köfte kuymak yaparız. Kuymak her yere girecek. Abi. Tamam, kuymak istiyoruz. Hemen. Kuymak istiyoruz, tamam. Onu istiyoruz. Yani, aynen. Adamın adı kuymak adam. Hani şimdi istemezsek ayıp olurdu. O zaman tamam, geliyoruz biz. Aha. Evet, sizi dinliyorum. Vallahi biz de seni dinliyoruz. Çok güzel oldu diyeceksiniz. Mükemmel derseniz bırakırım yoksa çok güzel. Mükemmel. Çok güzel. Serhat abi bir şey soracağım. Efendim? Köfte bir porsiyon mu? Bu bir porsiyon değil ki. Bu da azıcık değil. Allah için şu masaya bakın. Gösteririz detaylı da. Herkese bir domates gidiyordu. Bize niye iki tane geldi? Yani kusura bakma ben dayanamam. Yememiz lazım. Eyvallah. Teşekkür evet. ediyoruz. Çok teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. İçecek bir şey yok kanka. Ben sonrasında içecek. Belli 2 litre soda içeceğiz. O anlaşılıyor. Doğru. Şöyle masayı gösterelim geliyoruz. Gerçekten az dedik. Az gelmedi. Batuhan yiyeceksin. Hiç rejim mejim yok kral. Bugün öyle bir şey yok. Bir de ben var ya kontrol yiyeyim diye sabah bir şeyler atıştırdım. Keşke yemeseymişim. Pişman oldum. O zaman hazır mısın? Çok hazırım. Ben sabah sadece çünkü yulafla nar yedim. rejim de bu arada. Rejimdeyim evet. İki gündür de böyle sıkı bir rejim evet, yapıyorum. Ve yarın diyetisyen randevum var. Buradan diyetisyenim Cansu Hanım'a çok selamlar söylüyorum. Özür diliyorum hocam. Cansu Hanım, takipçilerim maalesef benimle olduğu zaman yiyor. O zaman ben şöyle servis edeyim. Çok teşekkür ederim. Takipçilerime lütfen. Çok sağ olun. Lütfen. Şöyle vereyim. Arkadaşlar bu köfte benim böyle kıyma olan sevdiğim köftelerden bir tanesi. Evet çok güzel, çok lezzetli bir köfte yapıyorlar. Baharat oranı falan çok güzel. Değil mi? Bazı mesela köfteler çok boğazında acımtırak bir tat bırakıyor. O da kıymanın içteki yağdan dolayı ama buranınki gerçekten çok güzel. Hadi o zaman. Kral, alıyorum. Pide getirdiler de ben hiç bulaşmayacağım ona. Ekmek yersek... Çok bugün zorlanabiliriz. Çünkü kral döküman belirlemiş evet. Kafada. Yerler falan belirlemiş ama zamanımız yettiği, midemizin yettiği her şeyde senin günün bugün. Tamam. Uluç. Teşekkür ediyorum. Ne demek kardeşim? Ben teşekkür ederim tekrarla. Şurada da. Fenalık ya. Mıhlamayla kuymak arasındaki fark ne biliyor musun? Hiçbir fark yok. Rizeli miydin sen? Rizeliyim. Evet. Yöresel olarak bir farkı var. Onun dışında hiçbir farkı yok. Var mı? Bazı kuymaklara süt koyuyor.
Bazı muğlamaları da koymuyorlar. Bizde ama mesela bunun aynısı yapılıyor evde de yani yaptığımız zaman ama bizde gitsin muğlama, burada kuymak. Serhat abi duymasın. Bak bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar çok başarılı ya. Evet. Gerçekten çok başarılı. Bizim Atlas ufaklık yani maşallah. 2-3 tane dişiyle sağ olsun. Bir yiyişi var. Bir yiyişi var. Acayip yani. Kullandıkları tereyağı çok başarılı. Kaliteli bir tereyağı. Kaliteli bir tereyağı Beyni kullanılıyor. Öyle. Bu arada yani köftedeki baharat falandan ziyade yani öyle çok baharatlı maharatlı falan değil. Yani kıyma tadını alıyorsunuz. Tuz belki biraz karabiber falan vardır yani. Hani böyle baharatlarla etin tadını bastırayım. O biraz şeyde çok kullanılır. Çok baharat kullanılıyorsa bir yer. Orada kaçak vardır ette. Aslında gerçek Akçaabat köfte bu zaten. Değil mi? Evet. Çok belli. Oha. Biz ne yapacağız ya? Bana Ulus. Bugün çok yiyeceğiz. Allah'ım ya. Ama yani çok fazla getirdi her şeyi. Buraya böyle bulgur pilavı hayır, falan... Arkadaşlar bunu bir porsiyon sanmasın. Bu iki biz kişilik. Ama iki kişilik o. Bu hatta 2,5 kişilik. Normal porsiyonda 5 mi 6 mı ne oluyordu? 6 tane var. Burada 12 tane var galiba. Aynen. 6 tane oluyordu bir porsiyonda. Yine sanırım pilav, biber porsiyonda koyuyor. Biz çünkü hep buraya böyle geldiğimde kalabalık geldiğimiz için ailece bu şekilde geliyor. Et kaldı. Görüşürüz arkadaşlar. Gel. Takipçisinin koynumda öldü de ya. Boğazıma kaçtı. Ne? Acı değil mi? Acı değil, konuşurken. Ha. Yani ben şunu beceremiyorum. Yemek videolarda da fark ediyorsunuzdur. Yemek yerken bir de konuşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar koynumda öldü diye. Sonradan patlıyorum yani. Eyvallah. Uluş kaç yıldır izliyorsun? Ne zaman takip ediyorsun, tanıyorsun beni? Yani şeydeyken. Eski ekipteyken. Eski ekipteyken. Eyvallah. Takip ediyorum. Eyvallah. Kendi kanalını açtıktan sonra daha çok takip etmeye başladım. İşte bak ben de zaten takip olayı böyle bir şey olmalı. Aynen öyle. Yani öyle ben çünkü içeriklerini izlediğim birine, takip ettiğim birine ediyorsa hem YouTube alanında hem Instagram'da. Evet. Çünkü orada da elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum. Orada da çünkü başka şeyler sergiliyorum. Yani orada da başka bir... Senin videolarını izleyip abone olmayan çok insan vardır. Çok. Ben her izlediğim video kanalını takip ediyorum. Şeyi de takip etmiş oluyorsun. Yeni video attı mı atmadı mı? Bildirim bazen gelir gelmez. Oradan onu da anlıyorsun falan. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sen o zaman bayağı eski tayfalardan birisin. Zaten kaç? 28 yaşındaydın. 28. Aslı yakın ya. 95'liyim yani. Eyvallah. 28. Eşinle beraber mi izliyorsun? Hiç izlemiyorum. O hiç izlemiyor mu? Hiç izlemiyorum. Yani YouTube'dan hiçbir şey izlemiyorum. Bazen böyle evli, nişanlı çiftler, sevgililer falan. Oturup biri izliyor mesela diyelim. Erkek izliyor. Kadın izlemiyor. Ya da tam tersi. Bir iki mağazır rus kaldığı zaman takip etmek İzlemeye zorunda olur. İzlemeye başlıyor. Evet. Ondan dolayı sordum. Çünkü sen gelen anlamda bir YouTube izleyicisisin. Aynen öyle. Ben genelde evde izlemiyorum. İş yerine gidip gelirken yolda olduğum zaman arabadaki ekrandan açıp ben YouTube'u izliyorum. Evet. Çünkü ama dikkatli trafik. Bir şekilde izliyor yani. Yok, trafikteyken sen. Dur ya dur. Çenemiz düştü. Yemeği unuttuk. Bak kuymak ve bu. Tamam mı? Sonra bir de turşu alacaksın şuraya bak. Gördün mü şuraya? Afiyet olsun. Lan adama bir porsiyon getirdik, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Zaten öldürdük burayı yani. Fırat Somut abi takipçiler affetmez. Masaya geldiyse gerçekten. Hepsini yer gerçekten yiyor da. O zaman şöyle bir okkalı daha alalım kral. Ardından... Ne yiyoruz? Ne yiyelim? Bence sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Evet, gidince görsünler. Bir de buçuk da. Paşalarımın bir de buçuk da. İyi, sürpriz olsun. Ne diyorsanız o. O zaman biz burayı gömüyoruz. Yemeğe ve sohbet etmeye yine devam edeceğiz Uluş'cum. Tamamdır. Hayır o zaman. Uluç güzel sürpriz. Emmiye geldik. Beğendim Kırımcı Emmiye. Beyran'a. Dedim tam havalar soğuk. Vallahi, hastalık havası var. Mınnımla nıganı benim. Evet benim bununla... de tıkalı. Birkaç gündür akıyor yani. Evet. Hasta olmadan önce hemen Beyran'ı içeceğiz. Rokamızı yiyeceğiz limonlu. Bu roka mı şu an deve... Bana bu sanki deve kulağı gibi normalde geldi. Normalde roka olması lazım. Umarım rokadır. Roka. Rokadır. Ben rokadır. Deve kulağı almasını isterdim. Ben rokayı pek sevmiyorum. Böyle oluyorum. İşte bunun ekmeği çok güzel. Yediren bir ekmeği var. Çok tehlikeli bir ekmek. Afiyet olsun. Ya anlat hele. Yine bir şeyler anlattın bana. Ya dedim ki bunu lütfen dedim. Rahat ol. Aslında çok rahat, çok enerjik. Gerçi videoda da öylesin. Allah var. Ama kayıt duruyor. Ya abi şöyle şöyle olmuş lan. Lan Allah Allah. Ben unuttum bir şey daha demiştin. Aa Beyranlar geldi. Beyran söyledik. Evet. Biz diyene kadar geldi. Eyvallah. Yarımşar Beyran söyledik. Evet. Şöyle Beyran'ımızı gösterelim zaten. Mi? Gösterelim. Gel gösterelim. Elim yanıyor gösteremiyorum. Dur dur. Ben gösteriyorum. Gösterelim. O yedin lan. Çok güzel bir lafım vardı Beyranlarla alakalı. Ayran içen ayrı düşebilir ama Beyran içen ayrı düşemez. Ya. Uluç beni artık ürkütmeye başladı Uluç. O zaman bir yudum alıp sonra seninle ilgili ben de merak ettiklerimi sorabilir tamam, miyim? Tamam sorabilirsin. Ürkütücü beyefendi. Herkes öyle yazacak şimdi. Yok yok. Sarımsağı biraz çok mu koymuşlar? Sonlara doğru burun akıntısı geliyor. Evet ama onu içtikçe geliyor zaten. Ne işle meşgulsun kral? Vallahi ben sormadım videodan önce de. Evet, videoda konuşmadık. Aynen. Çünkü okumuyorsun biliyorum yani şey olarak. Üniversiteyi bitirdim. Bitti falan. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Maliye bitirdim. Aha.
4 sene bitirdim. Eyvallah. Çok mutluyum o konuyla alakalı. Aynen. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi babamla beraberiz. İnşaat malzemeleri satıyoruz. Firmanın adı ne? Yap reklamını kral. Depo boya. Depo boya. Evet. Bize eksiklerimiz iki depoda. Vay arkadaş. Harbi reklamını yaptı lan. Harbi reklamını yaptı. Şaka bir yer. Eyvallah. Babayla beraber. Babamla beraberiz yıllardır. Yani yıllardır çalışıyorsun. 2013'ten beri babamla beraberim. Süper. Beraber evlisin. Götürüz. Evliyim. 1,5 yıllık evlilik var. Evet. İnşallah bir çocuğumuz olacak. Eşim benden nefret ediyor. Etmiyor, tanımıyor. Oğlum nasıl tanımaz? Benim hanım seni beni tanıdığın kadar tanımıyor yani. Vallahi Uluç kadar bilmiyor. Ama bence eşim bizi kıskanıyor. İsmi neydi? Çağla. Çağla, üzgünüm. Çok seviyorum karıcığım seni, eşim. Eyvallah. Emir reisleri. Reisi. Selam olsun evimizin direkleri. Allah başımızdan sizleri ayırmasın. Amin. Çocuk var mı dedin? Yok, olacak inşallah. Düşünüyoruz. He, düşünce. Hayırlısı olsun. Bu işler nasip kısmet meselesi. Ama nasip ya, kısmet. Ya biz dedik biraz hani evlendikten sonra beraber vakit geçirelim. Çok doğru bir söylem. Bir tatillere gidelim. Kesinlikle doğru. Evet. Biz Sezgi ablanla balayına Pera 4 aylıkken çıktık. Ama zor oluyor. Çünkü evlendik, fas fakirdik kanka. İş güç para pul yok, o ara çalışıyorum falan filan. Pera doğmaya başladığında işte Mediacraft'a falan girmiştim o dönem. İşler biraz toparlanmaya başladı. Sonra işte balayına ailece tatile hep beraber 1,5 yıl sonra. Geç olsun. Öyle öyle, daha keyifli oldu. Çocuğumuzla gittik ettik. Demem o ki çocuk kısmetiyle, bereketiyle geliyor ya. Diyorlardı da ben pek inanmıyordum. Şey diyormuştum, Mediacraft Pera sayesinde büyüdü. Yazan olur. Olabilir. Ama bu arada Beyran çok iyi geldi. Çok iyi, evet. Espri bir tarafa. Ama sarımsak çok bence. Seni yakan biber. İçindeki acı. O ayrı geliyor. O ayrı mı geliyor? Evet, evet. Her şeyi de biliyor. Şimdi sarımsak ben sevdiğim için olabilir arkadaşlar. Sarımsak ayarı çok güzel bir ayarda. Yani benim sevdiğim ayarda diyeyim. Ya hanımın en eve almayacağı bir düzeyde şu sarımsak benim için şu anda. Gel kardeş, buyur kal, evi sen biliyorsun. He, tabii evet, biliyorum. Onu da biliyorum. Evet, onu da biliyorum. Çok garip ama hep denk gelen şeyler. Kapıdaki güvenlik sayısını 5'e çıkartmanın vakti geldi. Bizim garajda hatta pota vardı bir yerde. Var. Basketbol potası vardı. Var. Hala var mıydı? Şimdi orada 4 tane pitbull var. Bekler. Çok severim köpekleri. Vallahi mı? Onlar da insanları çok seviyor, köpekler. Bu arada Antep'te beyran içmek kısmet olmadı. Antep dışındaki yerlerde yapılan beyranın daha çok insanları içebileceği lezzete, kıvama. Çünkü atıyorum Adana kebabında kuzu eti çok önemli falan. Evet. Kokabilir ondan sonra kuzu etinde bazen. Aslında kuzu eti kokmaz da bazılarında kokabiliyor. Ağır geliyor insanlara, yiyemeyebiliyor. Onun için İstanbul'daki birçok asıl Adana kebapçıları karıştırıyor bilerek. Yani danayla şey insanlar yiyebilsin diye. Evet, öyle yapıyorlar. Ya da ona göre bir kuzu eti ayarlıyorlar. Çünkü bu sefer de insanlar alışkın değil, yiyemez. Bazen tepliler buna çorba demiyorlar zaten. Bu onlar için bir yemek aslında. Çorba değil ki, beyran. Evet, beyran. Beyran bu. Yani beyran o, hatta çorba... Geçen linç yedim çünkü. Evet. Ondan bile... Yok, ondan önce de ben beyran diyordum bu arada. Vallahi Uluç, gömüp geliriz diyemiyorum. Yok, sen gömüyorsun. Sen gömüyorsun kral, sen de gömüyorsun şimdi. Hani ben şu an bak, bana bak. Bir Uluç'a bak. Ama şimdi şöyle oluyor. Uzun zamandır böyle yemiyorsun değil mi? Beyran yiyorum. Hayır. Yemek. Ha evet, yemek olarak yemiyorum. Diyetten dolayı böyle. He. Genel anlamda daha şey yaparsın. Daha dikkatli gitmeye çalışıyorum ama. Şimdi arda arda sokak lezzetlerine bam. Hep sokak lezzeti yaptık. Full sokak lezzeti vurduk kral, maşallah. Ama sokak lezzeti kalp biz yani. Anladın mı? Ben çok seviyorum sokak lezzeti. Evet, yani Ayaş olduğumuz muhitle de alakalı ama bizim olduğumuz muhitlerde hep lezzetli yemekler var. Evet. Bu arada sana şunu söyleyeyim, bizi Kadıköy'de kazıklıyorlarmış. Evet. Genel anlamda. Geçen şeyi de söyledim, Bakırköy'de. Bakırköy o video şu an yayınlanmıştır değil mi? Yayınlandı. Arkadaşlar yani fiyatlar şaka gibiydi. Şaka gibi fiyatlar ve lezzetler nasıldı Batu? Çok güzeldi. Ne farkı? Güzel miydi? Abicim sadece bilmiyorum. Yani baktığında meydansa orası da çok işlek bir meydan. Yani evet. İnsanlar, öğrenciler, genç nüfus fazla. Ama pilav, kokoreç, o bu tam fiyat performans. Atıyorum dayı o kokoreçi 65 dese aa pahalı ya bu. Ama 35 dediği için çok okey. Pilavcı 10 numara. Bakır. Yani niceleri yani. Aklını yersin ya. Ve fiyat olarak da acayip ucuz. Buraya göre yarı fiyat. Aslında daha da merkezi bir yer gibi oralar. Kalabalıktır yani. Hatay usulü soslu döner 25 lira. Çekmedim videoda orada. Çok dönerle ilgili çok son zamanlarda bir şey çektim diye. Onu koymadım. 25 TL. 25 lira mı gerçekten? 25 lira. Burada 55 lira. Abici abi, emrecilerde ne yiyelim şimdi? Hani? Hayır, kiraysa onların da kirası var. Elemansa onlar da çalıştırıyor. Evet. Evet. Anlamadım. Vallahi tamam, anlamadım. Yersin. 35 liraya çok kötü bir dönerdir. Onu dersin ya. Tamam, bu adam yapamıyor. Evet. Ama gerçekten güzel şeyler yedik. Biz de güzel yiyoruz. Biz de güzel yedik. Yine sürpriz mi o zaman? Devam ediyoruz. Mükemmel bir yere gidiyoruz. Vallahi mi? Evet, sen de çok seviyorsun. Ben de mi çok seviyorum? Çünkü seni tanıyorum. Beni tanıyorum da oğlum, benle yaşıyormuşsun. Abim yok. Şey diyor. Ama tek abim gerçekten sen. Abim yok. Kardeşim var, hep abim olsun isterdim. Oğlum bak. Canım Fırat abim.
Ben dışarıdan iri insan azmanı, hatta video dışında daha da iri olduğumu söylüyorlar. Hani boy poz. Ama benim içimde gerçekten perdelerimi kaldırdığımda harbiden çok duygusal alan var yani. Ben böyle biraz daha... Sen dedim ailemizin içinden birisin. Eyvallah. Hep de öylesin. Gerçekten yakın olarak görüyorum seni. Fenerbahçeliyim. Koyu bir Fenerbahçeliyim yani. Her maça giderim. Maraton Alt'ta izliyorum ve Maraton Alt'ta çok fazla ünlü var. Gerçekten herkes ya. Burak bile geliyor. Evet. Burak Güngör geliyor. Bir tane fotoğrafım yoktur. O yüzden böyle hani gideyim fotoğraf çektireyim bilmem ona yakınlaşayım. Ben sana yazarken bile aslında video çekelim diye yazmıyordum o zaman. Abi çöp şiş yiyelim. Yani video dışında evet. Bir kahve içelim, bir şey yapalım. Gerçekten yakın görüyorum. Sevdiğim bir insansın. Eyvallah canım benim. Sağ olun. İyi ki varsınız siz de. Hayır o zaman götürmeyin. Benim de çok sevdiğim acaba yer neresi? Gidiyoruz. Neresi? Hadi gidelim. Şimdi Uluç'un sürprizi şeymiş, dedi ki şırdan yiyelim, kokoreç yemek istiyorum dedi. Kokoreççi ile şırdan ayrı ayrı yiyeceğimize dedim o zaman. Eşe'ye geldik. Hepsini beraber yiyelim. Hepsini beraber yiyelim dedik. Çeyrek döveriz değil mi? Çeyrek, birer tane çeyrek, birer tane şırdan yeriz daha sonrasında. Aynen. Birer tane çeyrek yeriz. Esra abimiz şu an burada değil mi abi? Gelirim, yollayayım dedi. Siz de bir bekleyin oturun dedi. Dedi, bekleyin dedi, beni yiyin dedi. Biz bekleyene kadar kokoreçimizi gömelim. Evet, o geldiği zaman da... O geldiği zaman da şırdanımızı yeriz. Uzun zamandır kokoreç yemiyordum. Çok canım. Çünkü niye? Onu kokoreç yerken konuşuruz. Tamam. Ne kadar naif ve kibar takipçilerim var ya. Cansınız, yemin ederim sizi seviyorum ben. Seviyorum lan sizi. Biz de seni seviyorum lan sizi. Kral, bize iki çeyrek kokoreç. İki çeyrek kokoreç olsun bize. Hemen söyledik. Kokoreç gelince biz de buradayız. Kokoreçimiz geldi evet, kardeşim. Yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Bak güzelce kızartmışlar. Aman döktüm birazını. Bak kızar, ben kızarmış ekmeği seviyorum. Burada sadece şey koyar eşo. Çöz biber vardır. Yani kırmızı kapya biber. Kapya biber kimisi sever, kimisi tercih etmez. Sen aslında pek tercih etmiyor yüzünden anlaşıldı. Evet, ama yemeyeceğim bir kokoreç değil. Normalde ben kral sade. Evet, domatessiz. Bibersiz. Domatessiz, bibersiz o şekilde yerim. Ben mesela biraz ince kırmızı seviyorum. Evet. Ben biraz işte bak, kalın seviyorum. Takipçi bu, her şeyi biliyor. İnce kıyım sevdiğimi falan. Biliyorum çünkü ben böyle çok doğratmıyorum genelde. Parçalar eyvallah. Et gibi oluyor benim. O zaman? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir sene oldu yemeğim. Hakiki şalgam var, içer misin? İçerim. Harbi mi? Şalgam versene kral. Aynen. Şalgam buranın da, Kiki Adana şalganı. Yapan arkadaşla falan da konuşmuştum. Evde yapıyorlar. Eş abiler de burada. Adana sistemli onları saklama şeyleri falan. Muazzam. Çok iyi. Bardak bardak içersin. Vallahi çok iyi. Bana biraz dokunuyor şalgam. Çok içersem. Ama herkese dokunur. Evet. O doğal probiyotik bu arada şalgam. Bağırsaklar için falan. Her şeye faydası var. Bütün vücuda vallahi yararı var. Ben onu çok araştırdım. Gerçekten çok güzel yani. Şalgamın yararları çok iyi. Fayda ama... harbiden iyi. Sadece tansiyon varsa dikkat edeceğim baba. Üç... Eyvallah kardeşim benim. Sağ ol. 3 litre içtim bir gün. Ondan sonra midem yandı. Beynin yanar abicim. 3 litre şalgam nedir lan? İçemezsin dediler. Ha iddia. İçerim dedim. Erkeklerin işte arkadaşlar bizim böyle bir önümüz var. Çabuk gaza gelir. Yani bize yapma diyeceksin. Sonra geriye çekil. İzleyeceksin yani. Kokoreç gerçekten iyi bir yancı olmuş burada yani. Hani olmasa olmazdı diyebileceğim bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Çünkü normalde hani bir dükkan neydi iyisi onda yapar. Ama burada Eşo abi ikisini de gayet Allah var. Güzel akıtıyor yani. Eşo abi tanımasam da bunu söylerim. Zaten az çok bildiniz yani. Hani evet. Biliyorsunuz. Turşu falan istiyor mu? Ben ama alacağım. Bak çünkü yine sağdan bakıyor. Batuhan yine buradan bakıyor dur. Kurban olayım Eşo abi ne yaptın bunu hani... Bu ne? Bu biber değil ki bu. Bu dolmalık biber olmuş evet, bu. Evet gerçekten öyle. Bunu yersen bazı şeylere elveda dersin. Yahu yürüden ne? Yapıyor. Uluç normalde 150 kiloymuş arkadaşlar. Evet. Hatta şu an buraya bir tane fotoğrafını koyduk mu? Koyalım mı? Koyduk. Burada bir tane fotoğrafı var. Ben gerçekten şoke oldum. Ve çok güzel kilo vermiş. Bir yıl içerisinde kaç kilo gitti? Tam 53 kilo verdim. 53 kilo verdin abi. Helal olsun. Bir yılda ve ameliyat falan da olmadan diyetisyenle. Doğal yollarla. İradenle. Helal olsun. Helal olsun. Nasıl hayat standartın değişti değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, hayata bakışım çok değişti. Bir kere özgüvenle alakalı çok büyük. Çünkü yanaklardan bakamıyordun, gözü evet. Kapatıyor. Yanak bir zayıfladı, etrafa bakabiliyorsun kral. Kıcıktan böyle aşağı bakabiliyorum. Ama vay kardeşim ya. Çok sağlıklı bir şekilde verdim. Helal olsun sana. Bu videoda Uluç 5-6 aydır. Tabii 5-6 aydır konuştuk konuştuk ama yapamadık bir türlü çekemedik. Dün akşam yazdı bana. Yarın dedi yapalım dedi. Yapalım abi dedim. Eyvallah. Kırmadığın için teşekkür ederim tekrardan. Ben çok teşekkür ediyorum. İşte bu. İşte bu. Adam Fırat Sobutay takipçisi. Güzel bir şey varsa yerim. Beğenmezsem de hayatta hiçbir şey yediremez bana onu yani. Biz gömdük. Ben gömdüm. Şırdan'a geçeceğiz şimdi. Evet. Şırdanımız geldi. Eşo'ya gelince dedi ki şırdan yemeden olur mu? Olmaz. 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 Şöyle gösterdik. Hazırlayayım mı sen iki? Hazırlarsan çok sevinirim abi. Gel baba. Kimyonla kimyon. Bir sıkıntın yok değil mi? Pul biberli. Pul biber.
İstiyor musun? Evet, bir de tuz. Zaten başka bir şey. Başka yok. Ellerimle, ellerimle kardeşim. İpini de sen çıkarırsın artık yani. Çıkartırım onu. Uç. Ben bir de... Çok aşkla bakıyorum şu anda. Ama aşkın açılımı nedir? Adanalı'ya Şırdan. Evet ama ben Rizeliyim. Burası... Ama Şırdan çok evrensel bir... Burası bizim küçük Adana konsolosluğu kanka. Evet. Döktük. Böyle ipimizi de aldık. Hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım. Vaktim var, vaktim bu. Sevdiğim ve güzel bir şey yediğim zaman benim devreye giriyor da. Ben de öyle oluyorum. Eşinlere duruyorum. Bazen alkışlıyorum yemeği falan. Abim de şey yapardı, evin içinde koşup gelirdi. Evlenince biraz normale döndük, hanımların gözünü korkutmamak için. Hepimiz öyleyiz ama. Senin anın var burada. Bende bir sürü anısı var. Dedim ki bunları videoda paylaş. Evet, ben hiç Şırdan yememiştim hayatımda. İlk senin videonda gördüm Şırdan. Evet. Nedir diye. Hemen dedim geleyim yiyeyim. Fırat Yusa vardır bir bildiği. Yani dedim sana güve çok güveniyoruz sana. Eyvallah. Dedim. Geldim bana küçük bir Şırdan verdiler. Dedim ki ya bu Şırdan geldi dedim beni dedim burada şey yapıyorlar. Dedim ben biraz büyüğünü yiyeyim. Bir ikinci büyük istedim yemedim. Şırdan'dan soğudum. Bir 3-4 ayda Şırdan yemedim. Ondan sonra senin yine videonu sendin ki Şırdan'ın küçüğü makbuldür. Hemen o gün geldim. Küçüğünü yedim o günden sonra. Her perşembe saat 2'de. Burada. Buradayım. Buradaydım. Buradaydın. Rejime buradaydım. Başladın. Buradaydım. Evet. Diyetten sonra. Diyetten sonra yani kaldım. Diyetlerimin ilk yasakladığı Şırdan oldu. Harbi mi? Şırdan dedi çıkartırsın hayatımdan dedi. Eşo abi bunu hiç... Allah'tan yok. Yanımdan yok, evet. Lan ablam. Diyetlerini hemen şu aşağıda zaten. Asıl şeyi anlat ya. Koşu yolunda falan bir kafede karşılaştık seninle. Ben hiç hatırlamıyorum. Evet, daha senin kanalın yoktu o zamanlar. Ben sana selam vermiştim sana yani. Sen demiştin ki bir kanal açsam izler misin beni? Dedim izlerim abi her türlü. Ve kanal açtı sonra akabinde hemen zaten izlemeye başladım. İlk abonelerimden biri olmuşsun hatta. Oldum. Hatta ondan sonra seni takip de ettim. Herhalde eyvallah. Her sonra bir daha görmüşsün. Markette gördüm. El salladım ama bana cevap vermedi. O günden sonra takipten çıktım. Batuhan oğlum bu bir şey değil mi? Takip ettiği yanlış anlamışsın. Sen gerçek hayatta beni takip ediyorsun anladın. Her şeyini takip. Abi öyle bir şey olabilir mi ya? Kardeş gittiğim her yerde sen varsın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de zayıflıyorsun, şişmanıyorsun. Hiç ben de hatırlamıyorum. Binlerce arkadaşı görüyorsun. Az en basit şöyle senin otururken kaç kişiyle selamlaşıyoruz, konuşuyoruz, evet, ediyoruz. Doğru. Kardeş bu simayı unutma da. Batuhan. Hani anladın mı? Her yerden karşımıza çıkacak belli. Denk gelirsek bir yerde. Dermeyim çok teşekkür ederim oğlum. Takılıyorum. Yani şu anki samimiyetine inanarak bu şakaları da yaptım kardeşim. Eyvallah. Diğer videolarda bitirip geliyorsun, geliyoruz diyorsun. Biz video çekerken bir bitirdik. Muhabbet sohbet akıyor. Hı. Yani bunlar zaten küçük küçük yiyoruz ya az az. İkili olunca akıyor evet, böyle. Çok lezzetli. Lezzetli değil mi? Evet. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Ben de gerçekten beğendim. O zaman gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Devam. Paşam yapmıştım planları ya. Her şey hazır. Canım takipim her şey hazır. Yine sürpriz bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım getiriyor. Diğer tarafta ne yiyeceğiz? Haydi gidelim kardeşlerim. Kardeş sürpriz dedim bu mu Allah için ya? Evet. Beğendin mi sürprizimi? Ya oğlum ya yeter artık pilav arabası Yasin. Yasin ya. Abiyi çok seviyoruz ama o yüzden. Seviyoruz gidiyoruz. Mu? Harbiden mi lan? Seviyoruz evet, mu abi? Yasin abi seviyoruz ve pilavını seviyoruz. Sen geldin. Çok mutlu göremedim seni Fırat abi. Kardeş sıkıldım Yasin. Yok, haftanın 5 günü Yasin'deyim. Gerçekten gelmemiz gereken bir yerde ve geldik. Arkadaşlar ben vallahi billahi mutlu. Ben bir şey demiyorum. Kendileri ne isterse bu. Hani ben de kırmak istemiyorum. Diyorum ki başka bir şeysek abi yok çok istiyorum. Şimdi ben ne diyeyim? Bir şey de diyemiyorum. Geldik yine. Yasin'im buraya geldi. Gerçi dur evet. Kimle geldi işte buraya? Alkım'la geldik. Bir de senle evet, geldin. Bir de benle geldim. Başka gel. Fuat geldi mi buraya? O da mı? Fuat da mı geldi? Aman. Neyse kardeşim. Şaka bir yana. Güzel pilavımızı geldik. Ben bayağıdır yemiyorum ya. Köri mangal karışık az söyledik. Az az, evet. Az az söyledik krallar ve kraliçeler. Buradan yedikten sonra da tatlı mı yoksa devam edelim mi? Tatlımızı yiyelim. Öyle mi diyorsun? Tatlı mı? Tatlı. Tamam. Ayrılalım. Tamam. Tatlı yiyeceğiz. Çünkü tatlı bir şey daha yersek ödüm. Çok iyi şeyler olmayabilir. Son kardeş maşallah. Yani. Ben ikinci kaşıktayken ama dediğim gibi bu uzun süredir diyet evet, yapmanın yani, vermiş aynen. Olduğu bir şey kral. Evet. O çok normal. Gayet. Hiç. Afiyet bal şeker olsun. Yani, açık ayran içer misin? İçeriz. Çok güzel açık ayran. Evet. Çok güzel açık ayranı da. O zaman arkadaşlar biz pilavlarımız gelince buradayız. Paşam dedi ki körü ve mangalı yan yana isteyelim, az isteyelim dedi. Evet. Dedi ki Fırat abi dedi bu az değil ama sanki dedi. Bu tam gibi olmuş. Ellerinin ayarı yok. Evet. Yasin abi diğer yerlerde bu tam. Normal tam evet. Diğer yerlerde tam ama Yasin'in tamı yine bu değil. Daha fazla. Yiyelim ama mi? Ben sana dedim ama arabada. Dedi. Bize dedim hep dedim bize az dese tam getiriyorlar dedi. Bir hafta 10 gündür ben de yemiyorum ha.
Oğlum bana körülü niye yedirmiyorsun? Körülü de çok güzel. Körülün evet, tadı çok gayet güzel arkadaşlar. Gıcık ya. Peki Uluç, başka ne videoları, ne tür videolar izliyorsun? Ne izliyorsun? Kimleri izliyorsun? Serdar abim videoları çok samimi geldi. Şimdi izliyorum. Hı-hı. Onun dışında şey, kafaları izliyorum. Hı-hı. En çok seni izliyorum. Yani daha böyle eğlence kanallarını izlemeyi tercih ediyorum. Eyvallah. Sen zaten iyi bir sosyal medya kullanıcısısın aslında yani. Evet. Bayağı böyle içindesin de yani. Hani. Yani şey, Instagram'da da öyle. Plan nasıl lan diye yansın oradan dürtüyor ya. Ya böyle sana ne oğlum? Ben dedim. Beğenmedin mi? Nasıl? Pilav çok güzel. Sadece tuzu yok. Tuzu mu yok? Benim kardeşim. Yok, ben getiririm. Yok, gerçekten çok güzel, şaka bir yana. Pilavı çok severim. En çok sevdiğin sokak lezzeti hangisi? Kokoreç. Kokoreç mi? En çok sevdiğin. En çok sevdiğim. Üniversitede benim hayatım pilav yemekle geçti. Çünkü ben Unkapanı'nda, yani İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde okudum. Orada Unkapanı pilavıysa çok fazla gidiyorduk yani. Evet. Pilavı çok yedim ama genelde kokoreç daha çok severim. Kokoreç ama... Evet. Ama öğrenciyken kokoreç pahalı kaçan bir şey. Gel sana komaz da. Yani ben iyi yiyorum. Şöyle söyleyeyim mi? Tamam tamam. Tamam anladık be. Biz yemiyorduk, anlat. Ya anladım. Ama tabii annemin yemekleri gibi hiçbir zaman. Babalı dışarıda annem. Ben de çok dışarıda yemek, üniversite zamanı çok yedim ama onun dışında böyle hani hep akşam eve gidip yemeye gayret ettim bütün hayatım boyunca. Şu anda da öyle mesela, dışarıda aslında sadece öğlen dışında hiç dışarıda yemek yemem yani. İşte eyvallah. Eşimle beraber yiyeyim diye. Selamlar Çağla. Çok garip bir paradoksun içindeyim. Çalışıyor selamlar kendisi, yormak istemediğim için. Hanımcılık kazanacak dedim de kazanıyor. Ben her zaman savundum. Her cuma çiçek oluyorum ona. Evlendiğimizden beri. Ama ben hayırlı cumalar diye yolluyorum işte. Her cuma yolluyorum. Her cuma. Hayırlı cumalar diye çiçek mi yolluyorsun? Bir geçen hafta yollamadım. O kadar. Troll beysin yani. Gayet. O zaman pilavı... Gömelim gelin. Gömelim. Geliyoruz kardeşim. Uluç Bey. Yok, bir şey söyleyecektim. Buyur. Yok. Bugün... Söyle. Finale geldik. Çok güzel bir yere geldik ama. Tatlı yemeğe. Çikolata yemek istiyorum dedim. Adam o kadar değişik ki sokak lezzeti yedik sabahtan akşama kadar. Bu arada ceketi değiştim arkadaşlar. Yağmur bastırdı. O ceket çünkü yağmur aldığı zaman paket kan. Ceketi koruduk. Dedi ki çikolatalı yemek istiyorum. Evet, çikolatalı bir şeyler. Okey dedim. Şu her yemekte dedim, onu da söylemiş. Uzun zamandır da yemiyorum. Normalde sever misin tatlıyla aran iyi mi? İyiydi. İyi miydi? Yani benim tatlıyla da aram iyi olsa ben 250 kilo, ben sana net söyleyeyim kral. Tatlı derken şöyle, şimdi mesela eskiden de baklava yerdim ama en fazla 2 dilim yiyebilirdim. Şimdi 1 dilim yiyorum. Ekle 5 tane yaptım, 1 tane yiyeyim. Yani ondan okay dolayı ama hiç yememezlik yapmadım. Diyetisyen de verdi zaten hep tatlı. Yani tatlı diye bir mahrum kalma bazı şeylerden. Doğru. Bu ama sefer daha böyle gelip bir şekilde yemedim. Şimdi hane çikolataya geldik. Burada endorfin diye meşhur tatlıları var. Yani onu önerdiler bize de zaten. Bak içinde ne var? Fındıklı brownie, pasta kreması, Belçika çikolatası, muz cici bebe. Yani zaten bunu başta yeseymişiz başka hiçbir şey yiyemez. Yiyemez. Ben sana söyleyeyim. Dedi ki senin işte muhasırı yoksa abi bir tane söyleyip ikimiz yiyelim ben çünkü artık. Finito mu? Finito, paşam. Evet, fazla geldi. Paşam ama o da işte yani bir anda bu kadar yüklenince öyle oldu. Burada nice koç yiğitler, nice kişiler. Evet. Ya benim, biz boş yere bir yılda 25 kilo almadık. Benim eski halime denk geldi senin abi. Bu çok, seni yerdim diye. Bugün çok fazla seni yerdim. Seni yerdim. Seni yerdim diye. Çay söyledik. Evet. Bir tane de endorfin söyledik. Dondurmasız. Onlar dondurmasız. Abi de dondurmalı varmış. Dondurma yesek değil zaten şimdi hava soğuk. Bir de malum beyranı sesler içtik falan. Aynen, beyranı içtik, koruyalım. Dondurmayı yiyelim, vole vuralım, olmaz. Aynen. Olmaz kral. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Zaten tatlı konuşuyorduk da daha çok tatlı konuşacağız. Geliyoruz. Ayağımız titredi. Nasıl duruyor? Bence daha fazla bakmadan artık dalalım. Gerçekten üstte cici bebe, muz falan, brownie. Muazzam. Ağlıyor. Mutluluktan ağlıyor. Sen dedin ki çikolatalı istiyorum. Al kral. Al, evet. Direkt al, çikolatacıya geldik. Direkt yani çikolatanın içine düştük resmen şu an. Evet. Ya bak işte ben bu tür şeyleri birileriyle beraber yiyebiliyorum. Yani bunu tek gerçekten aç şey olsam falan. Evet ben bitiremiyorum abi. Bitirirdim ben eskiden de yani rahatsız ederdim. Değil mi? Onu şu ben an çok yiyorum. Midye de çok severim. Çok yerdim midye ama bir gün ben midyeyi bıraktım yani. Ne yemiyorum artık. Midyenin bundan haberi var mı? Var. İki tabak kellepaşa çorbası içip üzerine 100 tane midye yedim. Ondan sonra midemde yanma oldu. Yani. Allah Allah, bir şey olmaması lazım normalde. Evet yok ama oğlum, sürekli oldu. Ben midyeyi ben bir şey diyeceğim. Hastaneye kaldırılırdın normalde yani. Evet. Normal bir insan hastaneye kaldırılırdı yani o şeyde. Şu önümüze dönelim, gerçekten şık şık şeyler yedik.
Üstüne de aslında alakasız gibi gelse sokak lezzeti, sokak lezzeti bir anda, bu da Belçika sokak lezzeti kanka. Ye. Yeah. Kuymak yedik. Köfte yedik. Beyran içtin. Şırdan yedin. Kokoreç yedin. Pilav yedin. Üstüne de Belçika çikolatalı cici bebeli muzlu pasta yedin kral. Söz var bununla alakalı. Ne? Boşanda senlerini ye. Ama yiyelim yani. Gerçekten öyle abi. Mutlu musun kral? Çok nasıl gidiyor? Nasıl gün geçti? Çok güzel bir gün geçti. Çok peki teşekkür gitti. Ederim. Ne demek? Ne demek kardeşim? Sen zaten gerçi benim gittiğim her yerlere de gitmişsin. Götürdüğün yerlere de gitmişsin. Ama genel anlamda yediğimiz her şey bence güzeldi. Güzeldi. Yani aradan eledik. Ben eledim daha evet. Doğrusu yani. Eledim. Güzel yedim. Seni evet. Memnun kaldığını düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki kral. Zaten ben severim. Ama ben çikolata severim. Finalde çok iyi oldu. Sabah demiştim bunu. Sabah çikolata yiyeceğiz ya. Abi bugün. Abi dedi hani tatlıyı sona koyuyorsun ya dedi. Hani o çikolata olsun. Tamam kardeşim çikolata. Ben tamam dedim ya. Çikolata dedim ya. Ve finalde de çikolataya geldik kral. Geldim. Çok afiyet, mutluyum. Afiyet baş şeker olsun. Yani tekrar teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Geç oldu güç olmadı. Evet gerçekten Uluç, o kadar... ama en sonunda çektik. En sonunda çektik. Umarım mutlu ayrılmışsındır. Ben seni tanıdığıma çok sevindim kardeşim. Ben, ben zaten tanıyordum seni. Ben evet, çok sevindim. Sen bayağı tanıyormuşsun. Çünkü evimin salonundan bile çıkabilirmiş yani az kalsın. Kral. İyi ki geldin. Evet. İyi ki tanıdım çok seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. De. Arkadaşlar sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bir final yaptık. Görüşürüz çok o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.